Black Friday, Türkçe ismiyle Kara Cuma olarak ülkemize giren bir kavram var. Peki nedir bu Kara Cuma? İlk bakışta fiyatların dibe vurduğu, çılgın indirimlerin yapıldığı, geleneksel bir alışveriş festivali gibi görünüyor. Daha başlamadan günler öncesinde bugüne yönelik çağrı reklamları dönmeye başlıyor. Amerikan kapitalizminin dünyaya ihraç ettiği bu saçmalığın arkasında çirkin bir tarih saklanıyor. Satıcı, üst düzey düzenbaz olunca geri kalmış ülke halklarının alışverişe koşmaları zaten çok normal. Black Friday yani Kara Cuma her yıl Şükran gününden hemen sonraki Cuma gününe denk geliyor. Şükran günü yapılan zirai hasatın kutlaması yaratıcıya şükretmekle ilgili düzenlenmiştir. Bir gün kökenleri Kızılderili geleneklerine kadar gidebilir. Ama devreye kapitalizm girince önce festival ardından kazanılan paranın harcatılması için kurulan bir oyun var. Black Friday yani Kara Cuma terimi ilk defa mevcut anlamından oldukça farklı bir şeyi açıklamak için kullanıldı. Yani ilk terim 24 Eylül 1869'da Amerika Birleşik Devletleri altın pazarının destansı çöküşüyle ilgili olarak ortaya çıktı. İki uyanık ellerindeki altını hızla satıp altının değerini dibe çektiler ve en alt seviyede geri aldılar. Sıradan yatırımcılar birikimlerini kaybederken bu adamlar bir günde servetlerini iki katına çıkardılar. Ekranda görmüş olduğunuz resim o günkü düşüşü gösteriyor. Borsalarda kullanılan tahta kavramı işte bu tahtaya yazılıp çizilenlerden gelmekte. Ancak gerçek Kara Cuma daha derinlerde. Köle satışlarıyla ilgili. Şükran günü harcamaları nedeniyle alım güçleri düşen çiftçiler takip eden günlerde köle pazarlarında fiyatların düşmesine neden oluyordu. Ve Kara Cuma'da Afrika'nın kara insanları indirimle satılıyordu. Bunu bekleyenler olurdu. Bir de donanma spor müsabakalarını izlemek için şehre akın edenlerin Fidelp ya da yarattığı izdiham var. Polis kuvvetleri yetersiz kalınca hırsızların mağazaları yağmaladıkları ve bu nedenle Kara Cuma kavramının doğduğu söyleniyor. Black Friday yani Kara Cuma isminden de anlaşılacağı üzere bizlerle yani Türk milletiyle alakalı bir durum değil. Fakat globalleşen dünya bu tarz günlerin daha da ön planda kutlanmasını sağlıyor. Ben kendi adıma köle pazarı diyorum. Belki gerçek neden diğer seçeneklerdir. Neyse, alışveriş yapacak arkadaşlara şimdiden hayırlı Kara Cumalar.